Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından valilik ve UNESCO'nun desteğiyle düzenlenen Muğla Eğitiminde Bilgi Hareketi'nin alt projesi olan Muğla'nın Somut Olmayan Kültürel Mirası sergisinin finali yapıldı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Fuaye Salonu'nda yapılan final programına il genelinden 60 ilk ve ortaokul katıldı. Sergi açılışında Vali Yardımcısı Fethi Özdemir, Menteşe Kaymakamı Zeki Arslan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Bayram Akça, UNESCO Türkiye Milli Komitesi Üyesi Profesör Doktor Muhtar Kutlu hazır bulundu. UNESCO Türkiye Milli Komitesi ile birlikte Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortak yürüttüğü proje kapsamında il genelinde 749 okul ve kurum çalışma yaptı. 749 okul arasından 60 okulun düzenlediği final sergisi katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü. İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Ramazan Sarıhan, valilik ve UNESCO'nun destekleriyle düzenlenen projenin Türkiye'de ilk olduğunu belirterek, sergide her ilçemiz kendi değerlerini sergiliyor. Kıyafetler, kullandığımız eşyalar, anlatılan ninniler ve masallar gibi kültürel mirasımız sergileniyor. Bizim daha önce kullandığımız ve kültürümüzde var olan eserlerin sergilenmesi, canlandırılmasını amaçladık. Bu etkinlik valiliğimiz ve UNESCO destekli bir proje dedi. Kaybolmaya yüz tutmuş kültürel mirasımızın yeni baştan canlandırılması ve devam ettirilmesi şeklinde tüm ilçelerden toplamda 740'ı geçen rakamda toplamış olduğumuz, daha doğrusu zaman zaman yapmış olduğumuz sergimiz şimdi de 60 tanesini ilçelerden seçmek suretiyle burada sergiledik. Bizim burada amacımız kaybolmaya yüz tutmuş kültürel miraslarımızın gelecek nesillere aktarılması ve devam etmesi şeklindedir. UNESCO Türkiye Milli Komitesi üyesi Profesör Doktor Muhtar Kutlu, UNESCO'nun somut olmayan kültürel mirasın korunması ile ilgili bir sözleşmesi bulunduğunu belirtti. UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras diye tanımladığı ve bu mirası koruma adına ortaya koyduğu bir sözleşme var. Bu çok uluslar, birçok uluslar, uluslararası alanda katıldığı bir sözleşme. Bu sözleşme şunu söylüyor. Somut olmayan kültürel mirasın ne şekilde korunacağını, bu mirasın neler olduğunu, nasıl korunması gerektiğini, bu konudaki yol, yöntem ve imkanları tanımlamaya çalışıyor. Bu açıdan UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras çalışmaları bir uzantısı gibi değerlendiriyoruz. Bu mirasın korunmasının en önemli konulardan bir tanesi eğitim konusu. Birçok başka konulardan söyleyebiliriz ama bu mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasında eğitimin rolü çok önemli. Eğitim de bu genç kuşakları, bu sergiyi düzenleyen öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, bu genç kuşakları bu kültürle tanıştırmak, bu kültüre temas etmeleri sağlamak, bu kültüre karşı hem bir farkındalık hem de bir duyarlılık yaratmak için çok önemli. UNESCO'nun buradaki varlığı ya da UNESCO'nun bu sergiyi ya da bu etkinliği, bu projeyi desteklemesinin tek nedeni bu.